Değerli mesut üyeler, hayırlı akşamlar, hayırlı günler diyelim. Yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemizin dedik ki İstanbul'da da Mesudiye değerlerimizi ve Mesudiye köylerimizi sizlere tanıtmak olsun dedik. Bütün dünyaya bu Mesudiye'mizin sesini, turizmini, kültürünü herkese anlatmak için bu yayınlara başvurduk. Biliyorsunuz muhtemelen 29 yıldır var olan bir basının istek televizyon olmadığı için bunları da televizyon üzerinden, sosyal medya üzerinden insanlara aktaralım istedik. Mesudiye'deyiz bu senede. Geldik, istedik ki bütün köylerimizi tanıtalım, bilinmeyen yönleriyle, değerleriyle bütün insanlar da gelip görsün. Gurbette bizleri izleyen herkese de selam olsun buradan. Bugün de yayınımızı aşağı Gökçe'den yapıyoruz. Ozan Aydoğan ile Mesut diye burada programa tekrardan hoş geldiniz muhterem diyeyim. Tüm aşağı Gökçelere selam olsun. Hayırlı bayramlar dileyelim. Sağ olun. Bugün mahallemizin, köyümüzün değerli muhtarı Gültekin Mıcık ve genç yeteneğimiz, genç başkanımız Arda Mıcık da burada. Bütün değerlerimizi burada konuşacağız. Köyümüzü tanıyacağız. Ben de bu köyün evladı, çocuğu olarak bunlara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum sizler için. Her şeyin en güzeli aşağı Gökçe ve Mesudiye için olsun diyoruz. Evet muhtarım, sizi tanıyarak başlayalım. Ben 1961 doğumlu Gültekin Mıcık. Köyümün 15. muhtarıyım. Fazla bir gurbetçiliğim yok. Arada bir 10 sene, 4 sene falan bir gurbetçiliğim, askerliğinden say. Kalanını aşağı Gökçe'de yaşıyorum. Şu köyün dağında, taşında, toprağında, çeşmesinde, suyunda, camisinde, kanalizasyonunda her yerinde elim vardır, hizmetim vardır yani. Eyvallah. Nasıl bir çocukluğum geçti muhtarım? Nasıl bir çocukluğum geçti? Çocukluğum öyle eskiden biliyorsunuz bu köyde çocukluk pek öyle iç açıcı geçmemiştir. Ya dana peşinde, ya kuzu peşinde, ya tarlada, ya bağda, ya bahçede. Çocukluğumuz böyle geçti. Çocukluk. Yani 7 yaşımdan beri çalışıyorum 60 yaşınaca. Muhterem, onu anladım. Kimlerdi? Çocukluk arkadaşların kimlerdi? Ya Ne oynardın? İnek mi güderdin? çocuk diyorum ya, köydeki çocukların tümü ya kuzu peşinde, ya dana peşinde, ya harmanda, ya tarladadır. Böyle geçmiştir. Tabii ki köydeki bütün benim yaşımdaki şimdi saysam Bir tane okul arkadaşıydı benim. bir tane okul arkadaşım burada var mı? Aha bak. Yok. Nedim vardı, Baysal vardı. Bir ara Baysal'la oturuyorduk. Oradan Aytekin vardı, öldü, Allah rahmet eylesin. Yani var yani. Kalabalık mıydı o zaman köy? Benim okula gittiğimde 50'ye yakın talebe vardı. Değil mi? Okulumuz çok büyüktü orada. Okulun üstü damladığı için bir zamanlar caminin altında okuduk. Kaç yıllık köy muhtarım buradan? Kaç yıllık köy? Vallahi ben bilemem köyün kaç yıllık olduğunu. Timur abi, kaç yıllıktı bu köy? 1400'lerden mi? 1400 Aynen. Evet, yine dedik ki arkadaşlar, değerli genç, yine kendi köyümüzün evladı, bugün Beykoz Atatürk Düşünce Derneği'ne başkan seçilen değerli yeğenimiz Arda Mıcık. Köyümüzün Gençlik Kolları Başkanı yine Arda Mıcık. Onun da faaliyetlerini, etkinliklerini konuşacağız. Köyümüzü konuşacağız. Tarihini, kültürünü, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri konuşacağız. Onu da kısaca tanıyalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Ben 1999 doğumluyum. Arda Mıcık. Doğduğum günden beri köye geliyorum. Aklım erdi herhalde, biliyorum köyü. Köyümüz çok değerli benim için. İnsanları, eski yaşanmış olaylar, köyümüzün gezilecek yerleri. Bütün gençlerimizi köye davet ediyorum öncelikle. Birlik beraberlik olaraktan köyümüzde güzel faaliyetler yapmak istiyorum. Beykoz Atatürk Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendim. Atatürk'ün ve ilkelerinin huzurunda, önünde görevimi tamamlamak istiyorum. Güzel projelerimiz var. Birlikte beraber olarak. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar, şimdi nasıl bir köy burası biliyor musunuz? Gerçi muhtemelen ve değerli büyüklerden alacağız ama Türkiye'de ilklerin yaşandığı bir köy diyebiliriz. Gelip görülmesi gereken bir köy. Dünyanın en büyük köy kütüphanesine sahibiz. Dünyada tek üniversitesi olan, belki de birim olan köyüz. Gelip görülmesi gereken yerler, bunları tabii değerli büyüklerimizden
soracağız, muhtarıma soracağız. Onlar da bizlere anlatacak. Eski bayramlar nasıl geçerdi muhtarım? Eski bayramlar benim çocukluğumda şimdi bayram olurdu. Tabii ki biz o zaman camiye ufak yaştaki çocuklar gitmezdi ama köyümüzde bayram namazından sonra herkes bayramlaşırdı. Öyle bizim evin üstü o zaman topraktı. Herkes evinden yemek getirirdi. Böyle karışık olarak sofralar kurulurdu. Yemek yenirdi. Köyün gençleri karşıda küp düşenler vardı. Küp düşenlere salıncak kurar, sallanırdı. Yani vardı bir iki etkinlikler tabii ki. Şu anda hemen akıla geldi. Zaman zaman onları hep söyleyeceğiz. Şimdi muhtarım bir de böyle her köyde böyle bir isimler var ya, değişik yerlerin, mevkilerin isimleri. Birkaç tane biz mevki isimleri. Mesela şu bayrağın asıl olduğu yer karşıda, oraya Köroğan Diki deriz. Nereden derler? Neden nereden? Derler? O tarlanın sahibi, yani Ayaması Rum ismi o. Ayaması Köro derlermiş adamın. Demek ki kör müydü neydi? Köroğan Diki olarak geçer. Başka? Mesela şu arkamızda bulunan tepeye Kırbayır deriz. Yani bir de şeyi vardır onun, bir işte Kırbayır'ın tepesi görünmüyor ötesi. Yine açtı geliyor Hasan Hüfret çetesi. Öyle de bir manisi vardır. Vay. Gerçi Arda kardeşimden de alacağız onları da. Arda daha manide. Manide daha çok şeyler var Arda'da. Şimdi muhtarım köyümüz İki mahalleden oluşuyor. Evet. Bir dere ayırıyor. Gerçekten yeşilliğiyle, doğa arkasıyla. Dışarıdan insanlar gelse nereleri gezdirmek isteriz? Yani bir Fallıcalı olmayan, bir Mesudiye olmayan birine nereleri gezdirirsiniz? Vallahi köyümüzün içindeki yani tarihi parkımız. Öyle köyümüzde öyle bir aşağıda yeni yapılan tesisimiz Menler var. Abinin bir mesela iki tane gölet olan parkımız var. Nostaljik köprümüz var. Camimizin bahçesi güzel. Okulumuzun bahçesi güzel. Değil mi? Bunları gezdiririz. Yani daha da isterse yukarıda çeşmemiz var. Gider soğuk su içeriz, piknik yaparız. Değil mi? Evet. Evet Hacı'cığım, senden de dinleyelim biraz Fallıcalı'yı. O zaman geçmişte yaşanan bir olaydan bir esinti anlatayım sizlere. Köramit dayı derlerdi bizim köyde. Ramazan'da sigara içerek yaylaya gidiyormuş. Uyuyakalmış. Sigarada semere düşüyor. Tabii herhalde Rüştü dayı olması gerekiyor. Yukarı Fallıca'da mani yazmışlar. Semer yanıyor semer. Duman doldu paçalar. Köramidin yüzünden hiç oldu Fallıcalar. Salladaki darılar, havadaki arılar. Böyle iş gördünüz mü? Yayladaki karılar. Atı köyde yükledi, musulu da yıkıldı. Köramidi sorarsan düştü burnu kırıldı. Böyle bir ufak mani yazmışlar. Bir akşamım vardı ya. Teşekkürler Erdem. Muhtarım, gerçi ben de hani bu köyün çocuğu olarak biliyorum da diğer bizleri izleyen tüm Mesudiye izliyor şu anda bizi. Gurbette izleyenler var. Onların hepsine de selam olsun. Bilmeyenler için. Gerçi bizler gezdik biraz önce sizinle ama köyümüze olan nasıl diyeyim, kullanım alanları nelerdir? Köyümüzde fırınımız var, çok güzel. Her komşumuz istediği an, yani orada bir listemiz vardır. İşte çok sık ekmek etmek isteyen olursa gelir oraya ismini yazar. Fırınımız var. Değirmenimiz var. Ekmeğini yapar. İşte hayvanlar için değirmenimiz var, hayvan yemi üretmek için. İşte okulumuz var, işte üniversite şeyinde bağımında bir hani bilim üzerine çalışmalar zamanla olur umarım. Lojman. İmam lojmanımız var, camimiz var. Camimizin önünde çok güzel oturmaya bir yer var. Yani yemekhanesi. Yemekhanemiz var. Altında gasılhanemiz var. Abdesthanemiz var. Camimizin bahçesini biliyorsunuz. Çok güzel. Aynen. Yani gelinip yaşanmaya değer bir yer. İnşallah. Muhtarım kışın kaç hane kalıyor burada? Şu anda 10 hane falan kalıyoruz. 10 hane. Evet.
Geçimi nasıl yapıyorlar burada? Ya da yapılan ya işler? Şimdi köyde kalanlarımızın hemen hemen hayvanı var. Yani benim 10'sa öbür komşumuzun 5, öbürünün 2 veya... Yani hayvancılık. Veya hayvancılık yani. Tarım? Tarım şu anda yok denecek sayıda. Yani tarlalarımızın otunu biçiyoruz, hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılıyoruz. Aynen. Yaz sezonu nasıl oluyor muhtarım? Hareketlilik ya da gelen yazın giden. İşte gelen giden komşularımız sağ olsun. Bu sene biraz erken gelindi. Tabii köyümüz şu an şenlik cıvıl cıvıl. İyi vakit geçiyor. Gerçi biz köylüler olarak, köyde yaşayanlar olarak yaz sezonunda çalışıyoruz ama yine de komşularımızla sohbet etme fırsatı buluyoruz. Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz muhtarım? Pandemi döneminde köyümüzde çok rahattık. Yani herkes yani sohbetimizi de ettik, mesafeyi koruduk. Eşimizi, dostumuzu da uzaktan ziyaret ettik. Yani sıkıntı iyi olmadı. Geçti köyümüzde de Allah'a şükür hiçbir sıkıntı olmadı. Aynen. Ya gerçekten Cenab-ı Allah bir daha bizlere böyle bir dönemi yaşatmasın. Yani sadece buraya için değil, tüm dünya ve Türkiye, İstanbul için. Tabii ki de kendi İnşallah. Köyümüzde böyle bir vakanın olmaması bizim için sevindirici bir olay. Bu da İnşallah. Tabii kurallara riayet etmekten geçiyor arkadaşlar. Yani o kadar zor ki bugün anneler gününü, bir annenin yanına gidemeyip de kapıdan çiçek vererek, bayramda elini öpeyip de ona sarılamamak, kokusunu duyamamak bir annenin bu kadar acı bir şey yok. Onun için Cenab-ı Allah inşallah bu durumdan bir an evvel bizi kurtarsın. Daha nice güzel günler yaşayalım hep birlikte diyelim. O anlamda herkes riayet etmeye çalışsın. Tabii ki de kimse istemez böyle bir şey olsun. Bugün insanlar selam vermeye bile çekinir hale geldi. Her şeyin kıymeti belki de daha da iyi anlaşıldı. Ya annem İstanbul'dan geldi, anneme bile sarılamadım, hesabını yapmış. Yani ya. O yüzden ne kırgınlıklar, ne küskünlükler, ne başka bir şey arkadaşlar. Ölümlü dünyada sadece ne var? İnsan olabilmek, insan gibi yaşayabilmek. Bu da Cenab-ı Allah'ın bize belki de verdiği bir ders. Tabii. Ya. O yüzden aslında, inşallah bir an evvel bitsin muhtarım. Yani büyük bir ders almak lazım. Aynen. Yani insan insanın değerini yani. Bilmesi i̇nsan, gerekiyor. İnsanın değerini bilmesi lazım. Kardeş kardeş yaşamanın yani birbirine selam vermeden ya geçmemek lazım. Şu dünyada biraz önce bir tanıdığım arkadaşı iki kişi gördüm ölmüş. Birisi geçen gün Doğan Çam'da, birisi de Habeş Bilal derler Mesudiye'de. Öğretmen de. Ya dedim insanlığın hiç değeri yok ya. Bugün şu andaki birbirine oturarak sohbet etmeden güzel bir şey yok. Öldü müydü? Aynen. İki gün içinde unutuldun Aynen. gitti. Üç gün sürmez yani. Muhtarım çalışma... Muhtarım yani, bugün gelirken... Onu demek istemedim. Yani şu ortam... Şu ortamlar çok önemli demek istedim. Öyle de geleceğiz. Şimdi hepimizin düşüncelerini alacağız. Muhtarım çalışmaları gördük. Değişiklikleri gördük. Yapılan hizmetleri görüyoruz. Herkes karınca kararınca. Gerçi bu bütün köyler için böyle de. Ama dernekleri, ama muhtarları, ama gönülseverleri. Hepsinden Allah razı olsun. Emeğine, yüreğine. Öyle insan oldukça hiçbir zaman hiçbir yerin sırtı gelmez. Tabii ki her köyün de olduğu gibi bu köylerin de eksiklikleri vardır. Ama hizmet anlamında, ama kamu olarak bunların hepsinin inşallah bir an evvel yapılması. Gerçekten Mesudi o kadar büyük bir kilometre coğrafya sahip ki bugün Şırnak'tan bile, Şırnak ilinden bile büyük bir nüfusa sahibiz. Ya da coğrafyaya sahibiz. Ya onun için bazı şeyleri inanır mısınız? Yani burada kendi köyüm olduğu için bu kadar açık rahat konuşabiliyorum. Geçen de ilk yayını başkanla aldık. İnanır mısınız? Koskoca Mesudi'de 3 tane kato var. Yani sizin Türkçesi dozeri var. Bunu ordu büyük şey veriyor. Tutmuş Mahmudiye ya da bir başka bir köye vermiş ve kato bozulmuş. Tutup da şoförünü de almışlar, başka bir birime vermişler. Hizmet veremeyecek durumda. Ha şunu söyleyeyim, yetişiyor mu yetişemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ne vardır tabii ki kendi köy insanları, çoğu köyler gittiğin zaman birlikten kuvvet doğar arkadaşlar. Sevginizi her zaman yüreğinizle gösterin, desteğinizle gösterin. Ama yani bu maddi ama manevi. Öyle mi muhtarım? Ben şimdi o belediyenin katosu varmış yokmuş ben onu kabul ettim. Tabii. Şimdi ben bu sene eşimin hastalığı dolayısıyla orada biraz kaldım. Canımı sıkıldığı zaman baktık şu tepede bir köy var. Bindik arabaya öyle gittik. Ya şimdi bizim köyler aramız kadar ordunun evlerinin arası var.
Şimdi her kapıya hizmet götürmüş. Ben birkaç sefer Büyükşehir Belediye Başkanı'na da gittik. Yani diyor ki Mesudiye'nin yüz ölçümü büyük. İşte hizmet götürmesi zor. Ben bunu kabul etmiyorum. Onu orada her evin arası bir köyün mesafesi kadar varsa, her kapıya hizmet götürdüyse bizim Mesudiye üvey evlat. Yani. Ben onu kabul edeyim. Ben birkaç sefer toplantılarda da söyledim. Yeri geldiği zaman da konuşurum. Ben bir toplantıda dedim ki işte biz memurlar gelmiş. Mesudiye'nin sorunlarını dinlemek için. Biz dedi 19. sırada geldik buraya. Söz aldım dedim ki memur bey siz buraya 19. sırada mı geldiniz? Bize de hizmet 19. sırada gelecek dedim. Yok efendim olmaz. Hani ya benim dediğimden bu yana bir sene geçti. Hani ya hizmetin Mesudiye? Aynen. Yani bizi önemsemiyorlar. Buradan da duysun herkes. Hiç kimseden çekinerek konuşmam. Mesudiye önemsemiyorlar. Mesudiye de hizmet gelmiyor. Aynen. O benim o konuşmamda Mesudiye AK Parti ilçe başkanı dedi ki yok efendim dedi şey asfalt yaptık. Lan kaç kilometre asfalt yaptık? İşte bir Karacören yolu, bir üç yol yolu. Bunu tümünü yapacak ondan sonra yaptık diyecek. Aynen. Yani bizim Mesudiye hizmet gelmiyor. Ben onu bilirim. Onu aynen. Söylerim. Muhtarım bu hibe çalışmaları var. Tarım çalışmaları. Bizim köyden hiç müracaat var mı? Ya bizim da... köyden müracaat edemiyoruz. Benim bak kendi 50-60 başlık ahırım olduğu halde hiçbir destek alamadım. Niye alamadım? Bizde Kadastro çalışmaları 1968-70 yıllarında geçmiş. Bütün arazimiz, bütün yerlerimiz hep dedelerimizin veyahut da büyüklerimizin üstüne yazılı olduğu için bir tarlada var 15-20 veresa. Onlardan vekalet toplayıp da teşviklerden yararlanmak için zaten ondan fazla servet ediyorsun. Ya şimdi bir de büyük şehre geçtiğimiz için arkadaşlar büyük ihtimalle bu OSKİ'nin yaptığı çalışmaları sonucunda tutup da bunları saat olayına döndürecekler. Bir de söz konusu artı beyannameleri istiyorlar. Herkesin burada kayıtlı üzerine olan tapusu olan insanlardan beyannameleri isteniyor. Şu anda zamanı var mı? Onu söyleyecektim. Ozan benden evvel söyledi. Belediyede beyanname istiyorlar herkes. Evinin, arsasının, tallasının, bahçesinin beyannamesini vermek zorundaymış şu anda. Yani İstanbul'daki onlar gibi toplumda yani hatırlatan beyanname alınacak. Nasıl? Şahsi tapuları yok. Yok yani bu ev seninse şahsisi mahsisi yok. O hissedarın birisi oranın. Hissedarlardan bir tanesi yatırmakla mükellef olarak kabul ediyor. Ha şu anda zorunlu var mı bilmiyorum ceza uygulama yaparlar mı ama başlatıldı. Sizin de aklınızda olsun. Artık, fazla bir rakam da değil zaten. Ödeme süresi ne kadar? Ha, süre yok şu anda zaten. Açıklama var mı açıklama yok mu geldi. Bilmiyorum yani onu biz sormak önemli. Başkanım kaç dönemdir muhtarlıktasınız? Ben ikinci dönem bu. İşte 5 yıl zaten muhtarlığın bir dönemi. Bu ikinci dönem. 1,5 yıl oldu ikinci dönemi de. 6-6,5 yıllık. Neler yaptık? Neler yapmak isteriz? Neler yaptık? Neler hedefimiz? Valla neler yaptık derken muhtar olduğum günün ertesi günü köyümü çöpünü topladım. Ellerimle. Kim vardı yanımda? Erdem vardı. Ondan birkaç gün sonra kanalizasyon şeyleri, patlakları falan vardı. Onları tamir ettik. İşte bir muhtarlık odası kurdum. Evet, kendi bütçemden. İşte ben 15. muhtarım. 15 muhtarın resmini. Gördüm muhtarım. Onu da inşallah. Şu anda bir tane de çerçeve boş bıraktım. Benden sonra gelecek muhtara zorluk olmasın. Güzel. Gelmiş geçmiş tüm evet. Muhtarlarımıza, tüm evet. Emeğe geçenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu işler nasıl? Ölenlere rahmet. Allah'tan rahmet diliyorum. Duranlara da Allah uzun ömür versin. Ben de içinde olmak dahiliyle. Aynen. Evet Arda. Devam et. Köyümüzde hiçbir köyde olmayan şu anda Türkiye'de büyük bir kütüphanemiz var. Şu anda tam sayısını aklımda yok söyleyemiyorum. Özellikle Aşağı Faldaca Köyü'ne, Aşağı Gökçe Köyü'ne geldikleri zaman kütüphanemizi ziyaret edip kitaplarımızdan okumalarını insanların isterim. Değil mi? Yani çok büyük bir değer o zaman abi. Bir manide alalım mı şöyle pat pat. Tamam.
hangisinden söyleyelim? Ağlat milleti de gitsin boşver. O zaman çok geçmişten Mıstık dayı 23 yaşında vefat etmiş askerden gelince. Mıstık gitti şimdi her tarlasına, demiri sabanı saklamış çalı arasında. Mıstığım mıstığım bir tek mıstığım, 23 yaşında yiten mıstığım. Pazara varmadan görünür kışla, evde kimsem yoktur o da çalışta. Mıstığım mekanı taşlık başında. Bu kadarını söyleyeyim, gerisini söylersek ağlatırız insanları. Şimdi bizleri izleyen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, yurt dışından da izleyen aşağı göçe var. Onlar da buradaki insanları gösterelim. Onların da çoluğu çocuğu bizleri seyrediyor. Gelemeyip de hasret kalanları da onlar da birer selam söylesin. Onları da tanıyalım. Kimler var kimler yok köyümüzde. Evet Kadir'im. Evet. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kimsin onu söyleyeyim mi? Ben Özay Mucuk aşağı göçe köyünden. Evet değil mi? Turgut Ekşi aşağı göçe köyünden. He. Herkese saygılar, selamlar bizi izleyenlere. Bir anını anlat desem. Anı çok da zaman yok. Zaman yok. Timur Bakacak, İstanbul'da ikamet ediyorum. Yazları tatil için köyüme geliyorum. Değil mi? Evet. Faysal Aydoğan. Bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben Azmi Ekşi. Herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, köyümüzün büyüklerinden Yener Doğan amcamız da buradayız. Buyur emmi, seni dinleyin. Ben Yener Doğan. Yazları köye geliyoruz. Yaz mevsiminde vakit böyle geçiriyoruz. Herkese selamlar. Emmi, senin bir şeyin var, arıcılığın var. Evet. Onunla biraz bilgilendirir misin bizi? Köyde arıcılık yapıyorum. Kaç, yani ne kadar yapıyorsun? 80-90 tane arım var. 80-90 tane. Arkadaşlar aşağı Gökçe'nin doğal arısı da var yani. Arı balımız da var. Başka yerden almayın. Gelin kendi memleketimizden alın. Doğal ürünlerimizi alın. Kendi markamıza çıkartacağız inşallah. Aşağı Gökçe balları diye. Evet. Yanaş mı ha? Yok uzattın haberi. Uzattın ha. De ya konuş ben konuş korma. Ne diyeyim? Sen kimsin? Çocuk öyle selam söyle. Herkese. Herkese sağlıklı günler dilerim. Ne var sende ne var? Hoş bulduk hocam. Seni tanıyalım hocam. Nereden diyor? Aşağı Gökçe köyünden emekli öğretmen Selahattin Kaya. Hocam bir an anlattım dedi ne anlatırsın? Çocukluğundan bir gir bayan. Çocukluğumdakileri biraz unuttuk ya. Unuttun gittin. Unuttuk. Evet. Kani Mıcık. Evet. Seni tanıyalım. Ben Ordu'nun mesuilerinin aşağı Gökçe köyünde sadece Kani Mıcık var. Başka yok. Başka bir tane. Kani Mıcık yoktur bu dereler. Aa burada kim var biliyor musunuz? First Lady var. First Lady. First Lady var. Evet. Muhtarım, geçmiş olsun öncelikle diyelim. Sağ ol, ne diyeyim? Herkes, bizi izleyen herkese selam edeyim. Ne diyeyim? Selam Allah söyleyeyim. Razı olsun. Ben de selam edeyim herkese. Kimsin desene ana? Ben Öznur Mıcık. Herkese selam olsun. Sen kimsin? Efe. Adını söyle bayım. Efe Aydoğan. Efe Aydoğan. Sen? Adını söyle. Uğurmıcık. Uğurmıcık. Sen? Emoş. Emoş. Ben Erdem ama Derya Mıcık. Kimin nesin? Erdem Mıcık'ın eşiyim. İyisin. Ben Azane Cile Mıcık. Ooo Azamız da burada. Selam söyle çoluğa çocuğa. Çoluğuma çocuğuma selam söylüyorum. He. Hepsini öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Sen bu okulda mı okudun? Evet. Kimdi arkadaşın? Benim mi? He. Kimdi? Cemile. Cemile kim? Cemile Nurten. Cemil Alam. Ba. Evet. Şey Hayim Hüseyin. Hüseyin Mıcık. Ben İfakit Ekşi. Tüm sevdiklerime selamlar. Teşekkürler. Evet. Geldik köyümüzün genç kızlarına. Genç çocuklarım o. He ana. Sen kimsin?
Anşa Ayduvan. Çocuklarıma çok selam eder, gözlerinden öper. Buraya da bir Allah'a emanet. Herkes görsün seni Ayşe. Sen. Kardeşlerime selam ederim, gözlerinden öperim. Allah razı olsun. Kimsin sen? Ben Saniye Ünal. Saniye Ünal. Ben de Ayşe Aydoğan. Ayşe Aydoğan, bütün beni tanıyanların hepsine selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Teşekkür ediyoruz hanım. Sen kimsin? Ben Nazmi Aydın. Yazın tatile geliyor. Kiminlesin Nazmi Aydın? Osman Aydın'ın kızı. Osman Emre'mizin. Kullanıldım. Ben Emel Aydın. İstanbul'dan geliyorum. Tatil için annemle geldik. Babamın anısını burada yad ediyoruz. Bundan sonra hep geleceksin ama. Ben 3 senedir geliyorum zaten. İnşallah ben yeni görüyorum. Gel bayım gel, böyle şey olsun. Aha burada da var ya. Ben Nurcihan Mıcık. Yaz, tatile geliyoruz yazları. Köyü görmeyenler, gelmek isteyenler gelsin, görsün, pişman olmasınlar. Evet. Gelsinler. Yeni çok güzel. Sokaklarımız denize çıkmasa da. Evet. Burası aşağı Gökçe. Yeni çok temiz. Ya parkımız var, göletlerimiz var. Yapacağım, gölette yapacağım size. Vereceğim YouTube'a. Seni tanıyalım emmi. Söyleyeyim, orada söyledim ya. Bir daha söyle, olsun canım. Ben Azmi Ekşi'yi aşağı Gökçe köyünde. Bu okulda okudun mu emmi sen? Okudum. Kimle arkadaşların? Benim arkadaşlarım Hayri vardı, Aydemir vardı. Hayri abi? Evet, Hayri Mıcı. Vay vay vay. Ondan sonra Yener vardı. Süleyman vardı, Kadem vardı. Bizim Kadem abi. He. Aha bu. Kadem önden büyüdü. Heyecan meyecan yok. Oradan seyir yapabiliriz. Aynen. Unutlarım. Bunları burada görmek ne kadar güzel değil mi? Ya tabii ki şu toplanmak, yani burada bir arada toplanıp sohbet etmek, yani çok güzel bir şey. Aynen. Yani. Şimdi şunu söyleyeyim Mutlarım. Bugün bir çocuğa 15-16 yaşında ya da 17 yaşında bir aşağı Gökçe'yi sevdiremezsin. Bir Mesude'yi sevdiremezsin. Evet. Eğer çoluğunu çocuğun torununu buraya getirirsen bu memleketi sevdirebilirsin. Evet. Ben bugün rahmetlik babamın Nur Çinliyası'nın onun getirmesiyle ben 4 yaşından beri bu köye her sene suyunu havasını içmeden gitmem. Cuma'dan gelip cumartesi bir gece kalıp da ben geri gittiğimi bilirim bu köye. Onun için dediğimiz gibi çoluğunuza, çocuğunuza, atanıza, toprağınıza sahip çıkması için hepsini getirin arkadaşlar. Mümkün olduğunca getirin. Çünkü genç yaşlık çocuğu getirip de burayı sevdiremezsin. Burada evet, tutamazsın. Küçükten alıştırma. Aynen. Bizim de gazetemiz yaklaşık 29 yıldan beri hizmet veriyor. 81 il 13 ülkeye kadar ulaşabiliyor. Bugün aşağı Gökçe ile ilgili, Mesudiye ile ilgili kendi öz haberlerinizle, kişisel haberiniz dahi görebileceğiniz gazetemiz var. İstiyoruz ki bütün hedefim, yani bu köyün çocuğu olarak tüm dünyadaki aşağı Gökçelere ulaşmak, tüm Mesudiyelere ulaşmak, her eve bu gazeteyi sokabilmek hedefimiz. Tabii ki bunlar da sizlerin desteğinizle oluyor arkadaşlar. Bugün çok bir meblağ değil, sadece 11 TL bir aylık gazete. Bunun arkasında bir medya kuruluşu yok, bir iş adamı yok. Tamamıyla gönül işiyle verilmiş bir emekli öğretmenin hizmet vermesiyle ve sizin evladınız ben de olan Ozan Aydoğan'la reklam müdürlüğü yaparak hizmet edip ve buranın adını sürdürmeye devam ediyorum. İnşallah bu yanlarımızı da YouTube üzerinden tüm dünyaya duyurmak hedefim. İnşallah bunu da başarmak nasip olur Cenab-ı Allah. Şu anda 1000 kişi olmadan dünyaya yayın vermeyi kabul etmiyor YouTube. Yaklaşık 546 aboneyiz. İnşallah bunu da desteklerseniz bütün şu aşağı Gökçe'nin kültürünü, turizmini, arıcılığını bütün dünyaya duyurabiliriz. İnsanlara duyurabiliriz. Dedik ya, sevgini yüreğinle göster, desteğinle göster. Bugün bir abonelik olmak çok bir para değil, çok bir meblağ değil. O yayın desteklerini buradan da isteyelim abi. Aynen, bakacağız Muhtarım bugün kaç tane abone yapacak burada. Ama sen biri getirsin değil, yeni de vereceğim. Abone olanlara yeni vereceğim. Ne yazısı? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben bu köyün evladı olarak yani 70 köye hizmet vermek zorundayım. Çünkü ben işimi yapıyorsam layığıyla yapmak zorundayım. 24 saat benim telefonum açık. Diyoruz ki iyi gün, kötü gün, ne olursa olsun hizmet dahil her şeyini ara beni. Beni resimli belgele ya da haber et, ben bunu vereyim. Dün gece saat 1'de arkadaşlar köprü başındaki kafede karşı kaldırımdan koşa koşa yanıma gelen bir yaşlı amca yanıma gitti sarılarak
Ya oğlum diyor. Bizim dernek bile diyor 11-12 diyor cenaze haberi verir diyor. Biz gece 3'te diyor senden cenaze haber alıyoruz diyor. Biz hizmet için yapıyoruz bu gönül işi. Halacığım onu derneklere sorun. Ben basın olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet Erdem bir mani daha alalım. İlk önce bir iki kelime kurmak istiyorum cümle. Öncelikle Aşağı Gökçe Kadınlar Kolu'nu kurduk. Kadınlarımız birlikte 2 ayda 3 ayda bir kahvaltı yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. Pandemi dolayısıyla yapılamadı. Kadınlarımızın, büyüklerimizin, küçüklerimizin derneğe üye olmaları gerekiyor. Aidatları yatırmaları gerekiyor. Bunlar hep birlik ve beraberlik içinde olan şeyler. Kır bayırın başında susuz ot biter mi? Menevşeyle dursun da eğlenceye yeter mi? Mercimek testesiyim, Ankara basmasıyım. Bana doktor getirmem, ben temel hastasıyım. Kolundaki boncuklar nazar adı nazara. Temel ile Salihayı çift koysunlar mezara. Karşı mahalle düzünde aslan seni çağırıyor. Pardon. Tarlalarda evelik, yemeliktir yemelik. 10.000 liralık Zeynep, Maraşala gelinlik. Halime inek sağıyor, parmakları ağrıyor. İhsanı da görünce oturup da ağlıyor. Çelebinin başında iki ayı oturur. İhsan evi satarsa türkülerden kurtulur. Bu kadar. Vay alkış. Muhtarım bu Hasan Ülfet hikayesi var sende. Tamam. Aslında hikayesi seferberlik savaşı varmış. Evet. Bunlar askerden kaçıyorlar. Tabii ki köylerde yaşayamıyorlar. Her gün asker basıyor köyleri. Bunlar da dağlarda yaşıyorlar. Komşu köylerde tanıdıkları ağaların yanlarına falan sığınıyorlar. Yani şu tepeden aşıp gelirken yine birisi bunlara türkü yakıyor. Kırbayır'ın tepesi görülmüyor ötesi. Yine açtı geliyor Hasan Ürfet çetesi. Vay 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 vay. Ürfet küçeceksin. Beşliğinin nefesi Ürfet kaymakamın önünde ne suval vereceksin. Vay 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 vay. Yani neler neler. Köylerimiz tabii ki büyük insanlar yerleştirmiş. Büyük insanlar gelmiş geçmiş. Yani eskiden köylerimizde çok güzel sohbetler vardı. Şuraya avara tahtası vardı. Ekşon böğrü derdik. Şurada çalılar yığılı. Oraya insanlar dizilir. İlkinden sonra sohbet. Belki de saat 10'larca 11'larca burada sohbet edilir. Avara tahtası vardı eski. Kimisi çalıların üstüne yatar. Hiç çürümeyen bir ağaç değil mi o ya? Kimisi taşların üzerine uzanır. Öyle bir tatlı sohbetler bir olurdu ki. Tamın üstünde otururlardı burada. Mesela orada vardı bir tam, o yanda vardı. Şurada vardı. Sizin evin olduğu yer vardı. Bizim evin olduğu yer vardı. Buraların insanı hiç boş kalmazdı. Gece gündüz saat 12'lere 1'lerce buralarda insanlar olurdu. Değil mi? O tat yok şimdi. İnsan biz... Onları bildiğimiz için özlüyoruz şu anda. Çok güzel günlermiş. Biz bir gece iki arkadaş bir komşunun harmanında patoza sap verdik. Oradan gittik. Bir ağaca, armut ağacına tırmandık. Armut çaldık. Sap ağaca yedik. Ertesi gün pers yaptık akşamaca. Ya bu zevkler, bu şeyler, o sohbetler. Aynen. O arkadaşlara şakalar, onların hiçbiri yok. Şimdi onları yapsak hemen anında kavga çıkar. Aynen. Eski şakaları. Mesela arkadaşlar gerçekten az bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Murat diye bir abimiz vardı. Baysal var mıydı bilmiyorum. Baysal, Gökay, ben üçümüz bir samanlığa girdik, küp düşen çaldık. Samanlıktan. Baktık ki Murat, tahta köprümüz vardı. Murat geliyor gece saat 11 mi 12 mi? Orada göz gözü görmüyor. Onun elinde fener var. Biz fenerden tanıdık onu. Aha. Tam o köprüye girerken biz köprünün ön ucuna bir taş fırlattık. Rahmet Allah nur içinde yatsın. Oradan döndü geri, buradan geldi. Böylece tallalardan ağrı eve girdi. Şimdi onu kimseye yapamazsın. Yani.
Mutlu. O zevkler. Ben düğünler nasıl olurdu? Gerçi ben kendim bildiğim bir yere burada... bir düğüne rast geldim. Herhalde Yıldıray abinin düğünü olması gerekiyordu. Kaan abi de ya, çeyiz giderken yastığı kaçırdıydı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi, doğru mu Kaan abi? Kaan abi sen kaçırdıydın yastığı, ben biliyorum. Şimdi köyümüzün düğünü aldın kaçtıydın. Bizim yerleştiğimizde genellikle düğün cumartesi olursa cuma günü akşamdan başlar. Davul zurna gelir. Tek tek evleri davul zurna dolaşır. Bahşişini alır. Düğüne çağırırdı. İlk önce damatla kız aynı evden ise ilk önce kız evinin kapısına gider. Orada davulunu çalar. Ondan sonra diğer komşuları tek tek dolaşır. Kapısında davul zurna çalar. Bahşişini alır. Ertesi güne düğüne çağırırdı. Ertesi gün düğünler akşam üzeri başlar. Öğleden sonra sabaha devam ederdi burada düğünler. Evet. Şenlikleriniz nasıl olur muhtarım? Şenliklerimiz birkaç tane, öncelerden bizim köyde pek şenlik olmadı. Sen de biliyorsun. Bir şenlik olmuştu benim muhtarlığımdan önce. Üç sefer seninle yaptık. Bir tane dört sefer şenlik yaptık köyümüzde. Vallahi gayet güzel geçti. Herkes ama meşhur oldu. Neyimiz var muhtarım, onu da söyle. Keşkeğimiz var. Keşkeğimiz var. Eğer bizi izleyen diğer yani falcı olmayan bütün mesuller varsa bir aşağı Gökçe keşkeğini yemenizi öneririm arkadaşlar. Keşke şu anda yapılan ya da yapılıyormuş olsa size de göstermiş olsaydım. Bugün dediğimiz gibi gurbetten gelip de burada bu havayı bu suyu teneffüs etmeyenler belki de bugün 3 ay 4 ay 5 aydır burada olan insanlarımız var. İnşallah. Gurbetten gelip Antalya, İstanbul, İzmir, belki yurt dışından da gelenler İnşallah var. Şu pandemi dönemi var. Herkes sağlığına sağlıklı bir ortam olursa seneye Kurban Bayramı'ndan ikinci, üçüncü, dördüncü günü inşallah tekrar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Ama o eskili gelenekten insan yine istiyor ya. Tabii ki şu pandemi geçsin de o hani oturup da bir arada bayram yemeğinin yenmesi her evden getirilirdi. Tabii onlar çok zevkliydi. Rahmetlik Salim dayı vardı. Çok iyi bilirim. Büyükleri bırakır, hep çocuklara hizmet ederdi. Böreklerin en iyisini çocuklara getirirdi. Sütlaçların en iyisini çocuklara getirirdi. Değil mi? Evet. Ya şimdi bayram demek, bir araya gelmek demek, yani birbirini görmeyen insanların tanışması demek. Aynen, aynen muhtarım. Arkadaşlar aşağı Gökçe'nin bir de bir özelliği var. Türkiye'de ilk bir evden üç tane milletvekili çıkartan bir köy. Bunlar da üçü de zaten akraba ve amca çocukları, öyle değil mi muhtarım? Evet. Yani Türkiye'de ilk defa bir köyden çıkıyor. Biz de bununla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hüseyin Ekşi. Hüseyin Ekşi, Mendo Ekşi. Münir Ekşi, Mendo Ekşi. Münir Ekşi. Bir de... Dört tane. Oktay Ekşi de var. Gerçi o medali iftarı. Hem milletvekili hem de meclis başkanlığı yaptı. Dünya Basın Konseyi Başkanı. Buradan da eğer bizi seyrediyorsa selam olsun. Cümleten aşağı Gökçe'den ona selam olsun. Devam et man ya. Anıl. Erdem. Faldacanın çeşmesi gümbür gümbür akıyor. Kara bacak çorbası boğazımı yakıyor. Faldacanın yolları dönüm gidiyor dönüm. Faldacadan ayrıldım ölüm gidiyor ölüm. Bir de bir şarkı vardı biliyor musun? Faldacı bayır bacak, faldacı yıkılacak. Faldacadan kız alan cüzdanı dolduracak. Vay ana vay, faldacıdan kız alınacak. Eskidir elekleri, kirlidir terekleri. Faldacadan kız alın, yıkasın terekleri. Devam et, devam et. Biz gelin altın yıkıyor tereklerimizi, bak. bir de köyümüzün konuşmasından, doğal konuşmalarından da bahsedelim. Mesela bahtulu madağı derler. Ne demek Ozan abi, sen biliyor musun bunu? Bahtulu madağı. Aynen. Vakıl amcaya sor. Bahtulu madağı yani madan yemek. Bahtulu işte. İstemem anlamında. Aynen. Aynen. Ne diyor? Bahçeye fasulye diktim ıhbala. Allah'ınan barınatı ya çıkarsa. Şimdi bizde ne var biliyor musun Bardım? Yani değerli Mesut ya, bizim şimdi İstanbul'da şöyle bir şey var. Normal tabii herkes İstanbul şivesi aksanı konuşuyor. Ama emin olun iki Mesudiyeli ya da iki Falıcı bir araya geldi. İstese ben bir hemen dönüyor böyle. Geçen de birini aldım bir abi. Yayındayız böyle. Konuşuyoruz bir anda ya. Ne ediyorsun emmi dedim. Tamam o da ne edeyim dedi. Olay döndü Mesudiye şivesine. O yüzden tabii ki bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Bizim özümüz, kültürümüz, Mesudiye'miz, aşağı Gökçe'miz başka bir kültür.
Herkes buralara gelip görsün, bu yeşillikleri tatsın. Şu andaki emin olun buradaki hava İstanbul'a 42 dereceye çıkmış sıcaklık muhtarım. Burada serin bir şey Elu Dalma Şükrü amcam. Ha. Hakkım burada Elu diyormuş. Ozan abi biraz da köy tabiatlarından sayar. Yeme sülümlülerini kurtluysa, çalışkandır, mutlu usulüyse, sırtından taraflıdır, zileriyse, edeyiktir, yeveliliyse, selam ver, eyleme, tavaralıyse, efendidir, eski dilliyse, hırsızdır, ıstavruluyse, barbardır, serpinliyse, rakıcıdır, yukarı faldacalıyse, kavgacıdır, aşağı faldacalıyse demişler. Hiç oldu mu la? Ama bizim köyümüz sevgi kavgası yapıyor. Ha, burada ekleyelim. Muhtarım sen bir Türk öyle bilir misin? Yok onu yapamam. Da. Var mı sesi güzel? Yok. Ben onu yapamam. Ben derim ki Mesudiye burada değil. Aşağı Gökçe burada programı yapıyorum. Aynen. Bir de emin burada kısık vardı biliyor musun? Ben yıllar önce geldiğimde yani, insanlar kısık dediğimiz yerlerdi. Bu yaya şey, yok pardon Çağalgan. Çağalganımız vardı. Çok değil güzeldi. Mi? Çocukluğumuzun anıları orada geçti. Bir de oraya yüzmeye gidersin. Babanın anan sağa işte seni bulamazsa akşam gelince sopa yiyeceksin. Vay. Bak orada anlatmıyor. Bak yanına gelince anlatmıyor. Bak arabanın yönlük tarafına biner de eski dilli hissediyor. Yeni tarafına biniyormuş ama efendidir eski dilliler. He mi? Evet arkadaşlar dediğimiz gibi bugün de Aşağı Gökçe'deydik. Aşağı Gökçe'yi anlatmaya çalıştık. Aşağı Gökçe'nin yeşilliklerin doğalarını buraya gelemeyenler de görsün. Karşı dağları, ormanları da göster Kadir'im. Göster görsen Möllehan dağıymış orası arkadaşlar. Yukarı doğru kaldır. Görsünler Möllehan'ı. Bu tarafları alabiliyorsan şimdi kısık dediğimiz yer. Fazla dönme oradan ayrı alabiliyorsan. Baba orayı göster. Bak kısık dediğimiz yer buradan yaya yol olarak Manula inen yer. Evet. Ya şimdi içinden geçemezsin ki. Hep orman olmuş. Gel bu yanına Kadir, gel bu yanına gel. Şu genç kızlara git bakayım. Git bakayım. Orada konuşuyorlar, yanına gelince konuşmuyorlar. He. Ne konuşayım? Ben ne bileyim, anlatıyorum. Çocukluğunda ne yapıyordun, ne ediyordun burada? Çocukluğumda çok iyi geçti burada okurlar falan. He. Ama Hüseyin beni çok dövdü. Hangi Hüseyin? Hüseyin Mıcık. Bizim Hüseyin abi. Mıcık fenaydı. Ama yaramazsın. Sen yaramazlık yapıyorsun. Ben sessizdim ya. Ben dövdüm. Git be. Ben biliyorum. Daim ya bayrağını kuş tutuyordu. Oradan duya beni götürüyordu oraya. Bıh. Çok fenaydı. İyi. Dersleri yapmıyormuşsun sen ama. Dersi o pekiyle geçtim. Ba. Evet. Sen. Vallahi. Senin karnen bende. Aa burada. Ya burada bende. Göster. Bütün faldacanınki bende. Hey gidelim ya. Hepsi zayıf. Sen kimin oğlusun? Ben Hasan'ın oğluyum. Rahmetli. Anan kim? Saadet Aydoğan. Allah rahmet etsin. Sağ ol. Senin nasıl çocuktun oğlum? Çocukluğun nasıl geçti? Çocukluğumuz güzel geçti. Ağaçların başında. Ağaçlarda da saklambaç oynardı. Ba. Tabii babam. Kimle oynuyordun? Rahmetli babam bize bir eşek almıştı. He. Biz o eşekle tepelere o şeye kıcağa giderdik. Burada odun falan da olmuyordu eşek o zaman. 8-9 tane kız giderdik. Kıcığı topladıktan sonra bir horan oynardık. Ondan sonra gelirdik. Yani. İyi diyorsun. He Gülcan ablam sen ne yapıyordun küçüğüken? Ne küçüğü. Ne yapalım biz de doğma büyüme köyde büyüdük. He. Evlendim hali köyde yine kaldım. Hali köylüyüm. Ama hep buradasın. Yaz, yani, kış hep buradasın. Kışları gidiyoruz. Şimdi yazın yine geliyoruz tatile köydeyiz. Ekip biçiyor mu? Şu anda bahçe yapıyoruz. İyi. Ekiyor. Köyümüzde memnun musun diye. Memnun. Memnun musun? Gelir mi? 35 yıldır bu köyde hep seviyorum köyümü. Maşallah. Ana. Biz koca karıyız. Olsun ana olsun. Sizler tarih sizler olmasanız memleket olmaz. Anlatmayın bir anı anlatmayın. Ne anlatayım? Beşte kaçta geldin faldacıya sen? Ben mi? He. Ben derdim 80 yaşıma oğlum ne bileyim ben kaçtım. Kaçtın geldin değil mi? Koydum. Dayanamadın emmime değil mi? Yok. Gördün kaçtın buraya. Ya. Beş tane. Tabii. Şu grandan mı nerede? İnek gidiyormuş emmimi görmüş kaçmış gelmiş buraya. Beş tane çocuk peşim. Nerede bunu arıyor? Ben karım o işime. Gelin açıyor biliyorum. Allah'ım. Evet muhtarım. 60 yaşından fazla çocuğu var. Biliyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu akşam da bugün de Aşağı Gökçe'mizden sizlere yayın yapmaya çalıştık. Umarım sizleri
mutlu etmişizdir. Başka bir köyde buluşmak üzere şimdilik Allah'a emanet olun. İnsanları bir araya getirmek her zaman bizim görevimiz. Onları eziyet etmekten ben onur ve gurur duyuyorum. Onların evladı olmaktan. Muhtarımın da sözlerini alayım. Konuş, konuş. Benim cefakar köylülerim zamanında yani odununu Karatepe'den, tarlasında her günü şu ekinini elle biçmeyle hep böyle geçirmişler. Odun bile kıtmış bu memlekette. Şimdi şu anda köyde oturanlarımız çok rahat ama vaktinde köylülerimiz çok çile çekmiş. Gurbette olan, köyde oturan, dünyanın her köşesinde oturan aşağı gökçelileri saygı ve selam ediyorum. Selamlıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum muhtarım. Evet Erdem. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Bütün köyümüzü, köylülerimizi köyümüze bekliyoruz. Değerlerimize sahip çıkalım. Bir genç kardeşiniz olaraktan köyümüze sahip çıkalım. Tekrardan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Her şeyin en güzeli aşağı Gökçe ve Mesudi için. Allah'a emanet olun.